Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, sağda afiyet versin. Gençler, haydi bakalım. Bugün krom bir şapka yapıyoruz. Gençlerin trend bir şapka yapılışını yapacağız inşallah. Bir takipçim yazmış. Abla ne olursun krom şapkasını anlatır mısın diye. Ben de şurada kar topu, ona baby veya şeyle de yapabilirsiniz. Söyleyin. Kadife iple de yapabilirsiniz. Ölçüleri biraz daha küçük düştü mü kadife iple daha da güzel olur. Ama benim kadife ipim olmadığı için bunu da takipçim acil istediği için ben de şapkamı yapacağım Allah'ın izniyle. Şimdi şöyle biraz kalın tercih edebilirsiniz iplerinizi. Ben ama Himalayalı da yapabilirsiniz. Bebeğinden herhangi bir ipi olabilir, ip sorarsanız istediğiniz iple yapabilirsiniz. Bir miktar siyahımız lazım. İstediğiniz renklerde de süsleme için ve krominin şeridi içinde herhangi bir istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Renk seçeneğini size bırakıyorum. Şöyle 3 numara, bir de 2,5 numara tığım var. 2,5 numara tığımı sonra kullanacağız. Önce şapkamızı başlayalım. Biraz daha kalınlıklı ip kullanabilirsiniz. Biraz daha incelikli ip de kullanabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Şöyle videomu ayarlayayım. Çünkü gençlerimiz yeni örgü ördüğü için tam ayarını tutturamıyorlar. Hemen şöyle bakın gençler. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sihirli bir halkayla başlıyoruz. 3,5 numara tığ kullanacağım. Kalın ip şey olsun, böyle yumuşacık olsun. Şöyle hemen 2,5'ta da yapsam olur ya. Birazcık kalın geldi tığ gözüme. Çok da şapkamızda şey yapmayayım. 2,5'ta yapalım. Her tarafını 2,5'ta yapalım. Şöyle trabzan. 1. Zincir çektim. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 11 12 13 12 tane yeterlidir. 12 tane trabzan yaptım. Aynı halkamın içine bakın çektim gençler. Şey oldu. Birleşti. Hemen şöyle kaydırma tekniğiyle kaydırdım. Bura bizim her zaman başlayacağımız ve bitireceğimiz yer. Buraya bellek takalım. Buraya bellek takıyorum gençler. Bura bizim başlayacağımız ve bitireceğimiz yer. Hemen bakın şu zincirimizin olduğu yere. Burası belli olsun yeri. Buranın içerisine bir tane daha batıyorum. Aynı yere. İğnemizin olduğu yere. Her bir yuvama iki tane batıyorum. Bakın. Her birine iki tane. Bütün bu ikili trabzan kızı hanımlar. Bakın bu şekilde bir, iki defa çıkıyoruz. Aynı yuvanın içerisine tekrar bir, iki defa çıkıyoruz. Bir, iki defa. Başına doluyorum. Aynı yuvanın içerisine. Bir. İki. İki defa da çıkıyoruz. Tamamını iğnemin olduğu yere kadar ikili trabzan yapıyorum. Tamamla kızlar. Bu sıramda 24 sayısına ulaştım. Tekrar bakın bu iğnemizin olduğu yerden şöyle bakın göstereyim. İğnemizin olduğu yerden bakın şöyle kaydırıyoruz. Buraya. Birleştiriyoruz. 1, 2, 3. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. Zincirimin dibine. Şimdi yanından bunu bir kere daha ikili batacağım hepsini. Bir anda tepesi şey olmasın. Çukurlaşmasın. Hepsine gene iki tane batıyorum. Bakın. Aynı yuvanın içerisine sıradakine battım. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. İki tane.
karşıya bir, aynı yuvaya bir. Şimdi tamamını da bu şekilde 3. sıramıza tamamlıyorum. Bak 3. sıramızda bu şekilde hafif bir toplanma olur. Onu şey yapmayın. Yani birazcık marullaşma olur. Şimdi hiç artırma yapmadan 3 zincir çektim. Hiç artırma yapmadan 5. sıramı tamamlıyorum. Hemen sayısını da size vereceğim. 1, 2, 3, 4. Pardon, 4. sırayı tamamlıyoruz. 5. değil. Sayısını da size vereceğim. Her birine bir tane batıyorum. Her birine bir tane. Sıra başına kadar her birine bir tane batarak bakın ikili trabzanımız 1 2 1 2 1 2 kızlar bakın sizler yeni öğrendiğiniz için yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum. Video arkasında hemen hızlanıyorum. Bakın bu şekilde. Bakın kızlar böyle birazcık toplanmalar olur. Onları şey yapmayın. Buradan Elif kızımız istedi bu şapkayı. Sevgilerimi iletiyorum onu da. Öpüyorum yanaklarından. Şimdi bunu bir tane tek bu sırada 5. sıradayız. Birini iki tane batıyorum. Bakın birini tek, birini ikili trabzan, birini tek, birini ikili trabzan. Daha kolayını yapmaya çalışıyorum size. Bir tek. Bakın sıraya. İkinciye iki tane batıyorum. Birini tek. İkinciye iki tane batıyorum. Tamamını bu şekilde yapıp geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. sıradayız. Kızlar bu ikisi 42 sayılarda. Bakalım bunda da kaç olacak? Onu da sayısını vereceğim. Sayısını vereceğim dediğim için unuttum. Hemen döndüm. Şu iki sıra 42. Şimdi bununla beraber kaç sıra olacak? Hemen onu da sayıp geleceğim. Bakın bu sıramızda da 1, 2, 3, 4, 5. sıramızda 64 sayısına ulaştık kızlar. 64 sayısı kafa yapımıza göre onu ayarlayacağız. Burası 64. Şuraya ipimi, iğnemi takıyorum. Bunları not alın. Hemen karşıya şu şekilde sabitliyorum. 3 zincir dibine batıyorum. Şimdi istediğimiz genişliği yapmak için 2 tane tek, bakın bu ikili battığımız yerlere birer tane daha batacağız. Yani iki tane batacağız. Bakın aynı yuvanın içine bir tane daha batıyorum. Bir battım. İki tekli battım. Trabzan. Tekrar buna ikili trabzan. Hepsi ikili trabzan. İkili dememe gerek yok. İkili trabzan. İki defa da çıkıyoruz. Bir. İki. Tek sıraya bakın. Bu battıklarımız ikililerin içerisine iki tane batıyorum. 64'ü bakalım kaça çıkartacağız. Bakın iki tane tek. İkilinin içine iki tane batıyorum. Artırmalar önemli sizin için. Eğer küçük yaş grubu istiyorsanız bu artırma daha küçük yaş grubu daha olmadı. Onu da artırmada küçük yaş gruplarında söylerim. Çünkü videoda soruyorlar kaç yaşa kaç artırmamız gerekiyor diye. Şimdi bakın aynı artırdığım yere iki tane batıyorum. İki tane tekli batıyorum. Tek tek yani tek dediğim şu bir battım tek. İki sıradakine battım tek. Şu ikilinin içerisine iki tane batıyorum. Hemen iğneme kadar geliyorum. Bakın her bir sayımıza iğne takıyorum. Bakın bu 12 ile başladık. 12. sırası. 24. sırası. Şey 42. sırası pardon. 64 yaptık buraya. Şu 64. Bu 42. Şimdi bu 64'ün üstünde şuradan ikililerden sayıyorum.
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 sayısına ulaşmışım. Kaçın sırada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırada. Bakın bu şekilde yuvarlaklaşıyor. Şimdi buraya da 84 sayısına ulaştığımız için buraya da 84 olarak iğnemi takıyorum sizin için. Bu şey yuvarlak 8-9 yaşlar için 10'a kadar olur. Bundan sonrası arttırmanıza gerek yok. Direkt arttırmadan öreceksiniz şeyini, kafanızın boyutunu ayarlayacaksınız. Şimdi ben biraz daha büyük şapka yapacağım için 18-19-20 yaşlara tekrar devam ediyorum. Şimdi tekrar aynı artırma yerinden tekrar artırıyorum buradan. Bu sıramızı da bu şekilde ayarlıyorum. Kaçın sıra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sıraya gidiyoruz. Bakın. Şurayı tekrar artırıyorum. 7. sırada da artıralım. 8. sıraya artırmadan tamamını öreceğim. B batını göreceğim. Bakın. Şimdi bir tane tek, iki tane tek, üç tane tek, dördüncü arttırıyoruz. Bir tek, iki tek, üç tek, dördüncü aynı arttırdığımız yerden arttırıyorum. Şimdi sıra başına kadar hepsini örüp geliyorum bu şekilde. Üç tane tek, bir tane arttırma olarak sıranın başına kadar geliyorum, iğneme kadar. Sonra da arttırmadan bir sıra daha öreceğiz. Bu sıramızda 103, 104, 105 o fark etmez sayılarda, bir eksik, iki fazla, hiç o fark etmez artırmalarda. Önemli olan düzgün bir artırmanın olması. Şimdi bu sıramızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 103 oldu trabzanımız bu sırada. 7, 8. hiç artırma yapmadan tamamını her bir yuvaya ikili trabzan yapıyorum. Her bir trabzanımızın tepesine bakın. Hiçbir artırma yapmadan bu sıramı bir öreceğim. Ebatına bakacağım. Büyüklüğüne bakacağım. Ona göre artırma yapacağım. Bu bence idealdir kafa ölçüsü için. Sonra bakacağız. Ve hemen bunu tamamlayıp geliyorum. Hiç artırma yapmıyorum bu sırada. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sırada. Kızlar artırmayı artık yapmayacağım. Bu size, çünkü örüldükçe biraz daha açılacak o. Toplamda 17 santim olacak kafanız. Tepe kısmı. 17 santim yapın. 18 yapın. 16 yapın. O olur. Çünkü bu şimdi ördükçe birazcık artık toparlayacak. Şey açılır biraz daha. Onun için eğer kafanızın yapısı küçükse bu süre artırmadan bundan devam edin düz olarak. Yani 13, 14, 15 yaşlar için şundan da, yani şu ikinci sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6. artırmayı yaparsanız bu üstteki artırmayı yapmazsınız. 18, 20, 20 yaşın üstü de 7. artırmayı yapacak. 8'den düz gidecek. Aynı benim yaptığım gibi. Şimdi artık ben bunun şuraya bütün iğnelerimi çıkartıyorum. Artırmasını yaptığım için. Artık artırma işimiz bitti. Sadece düz sırasına takacağım. Yani artırma yapmadan ördüğümüz sıraya takacağım. Şu sıraya kaç sıra düz örmüşüz onu ayarlayacağız. Şimdi ben bunu tamamını hiçbir artırma yapmadan kafa boyutunu ayarlıyorum. Ondan sonra kenarına geçeceğiz. Ondan sonra aksesuarlarına geçeceğiz. Şimdi ben önemli olan sizin için artırmaları. Bu artırmalar yaptıktan sonra hepsi şekillenir. Şimdi ben kafa yapısının tamamını ayarlayıp geliyorum. Şimdi kızlar ebatını ördüm. Ben size kaç sıraya kadar ördüm onu söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sıra ördüm.
İki sırada şey yaptım, sık iğne yaptım. Şimdi onu anlatacağım. Yani artırma bittikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra ördüm hanımlar. 10 sıra ördükten sonra bir sıra sık iğne yaptım her birine. Tekrar ikinci sırayı da bakın bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bir kere de alıp çıkıyorum. Bir kere de alıp çıkıyorum. Şimdi kenar kısmını yapacağız. Kenar kısmı da kolay zaten. 2 3 sıra 3 4 sıra yapsanız yeterlidir kenar kısmı. Bir yumak yeter şapkanıza. Hemen şuraya kadar geliyorum. Bakın bir sıra ördüm, ikinci sıraya geliyorum. Şeyden sonra şu iğneden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıradan sonra 2 sırada sık iğne yaptım. Az bir şey bu kafayı şey yapsın diye, tutsun diye sık iğneyi yaptım. Kafa çok geniş olursa bu şekilde 2-3 sıra sık iğne geçin. Sıkıca değerseniz kafanız tutar. Şimdi artık 3 zincir çekiyorum. Burada başlama yerimiz burası. Buraya bir trabzan yaptım. Yanına bir trabzan. Yanına bir trabzan. Yanına bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5'inciye 3 tane batacağım. 2, 3. Sonra geldiğimizde buraya tekrar artırma yapacağız. Üçlü batacağız. 1 tekli, 2 tekli, 3 tekli, 4 tekli, 5 tekli. Pardon, 5'inciye 3 tane batacağız. 4 tane tekli, 1 tane üçlü. Tekrar 1 tekli, 2 tekli, 3 tekli, 4 tekli, 5. 3 tane. 1, 2, 3. Şimdi ben bunu tam bu şekilde sıra başına kadar hepsini 5'inciye 3 tane batarak yapıp geliyorum. Burada 5-6 tane bir ara olabilir. 5. değil 6'ya ve 7'ye batın. Burası bitiş ve başlangıç yerde. Olabilir bu kadar. Bu şapka eğer kafa yapınız küçükse 90'lı trabzan yapabilirsiniz. Onun da bilgisini vereyim. 90'lı trabzan yaparsanız ideal gelir. Şöyle hemen buraya bir sık iğne atlayıp birleştirdim. 3 zincir tekrar dibine. Yani çok fazla artırma yapmayabilirsiniz. Kafa yapınız küçük olanlar için. Yüzlü yapmayabilirsiniz. Artırmaları kafanız en son sırada ayarlayın kafana yapınıza göre. Bakın buraya üçüncü trabzanıma geldiğinde tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Sayacağım şimdi. 1 2 3 4 5 6 Şimdi 7'nciyi artırıyoruz. 1 arttırdım. 2 arttırdım. 3 arttırdım. Yani bu aynı trabzan içine 3 defa batıyoruz. Tekrar devam ediyorum. 7'nciyi arttıracağım. 6 tek. 7 artır. 3 şekilde 3-4 sıra örebilirsiniz artırarak. Bakın 7'nciye geldim de 1 battım ve 2'nciyi ve 3'üncüyü battım. Bu şekilde marullaşacak o zaten. Şimdi sıra başına kadar geliyorum. Şimdi kızlar çok fırfırlı olmasın diye bir sırada arttırmadan gidip bitireceğim kenar kısmını. 1 2 3. Hemen bir sırada hiç arttırma yapmadan örüyorum. Çok fazla kıvırcık olmasın diye. Hemen bu sırayı da örelim. Şapkamızın kenar kısmını da bitirmiş olalım. Eğer istiyorsanız daha kıvırcık olarak arttırabilirsiniz bu sırayı da. Öyle bitirebilirsiniz. Yani siz kenar kısmını ne kadar büyüklük istiyorsanız o kadar ayarlayın kızlar. Fark etmez o.
Bakın bu şekilde. Bu sırayı da artırmadan gidiyorum. Bakın bu şekilde bitirdim kenarını da. Çok güzel oldu. Şimdi artık aksesuarlarına geçeceğiz. Bakın. Çok güzel oldu hanımlar. Kenar kısmı da bu şekilde. Şöyle hemen ben onu sonra ayarlayayım. Aksesuarlarını bitireyim. Göstereceğim en son. Şimdi kulak yapımına geçeceğiz. Kulaklarını yapacağız. Bakalım kulaklarını yaptım ben bir tanesini burada. Şey arkada. Şöyle bakın şöyle kulak dikeceğiz bunlara. Şöyle kulak dikeceğiz. Bunu yaptım. Bir tanesini de beraber yapalım. Şöyle de şöyle şey takacağız buralara. Kurdele takacağız. Hazır kurdele de yapabilirsiniz. Hemen ben zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 22 tane zincir çekip şuraya sabitliyorum zincirimi. Sabitledim. Şimdi buraya bir zincir çektim. Çakma trabzan yapacağız. 2 zincir çektim. Buraya dibine bir battım. Bir tane daha battım. Bir tane daha. 3 tane battım. Burada. Şimdi her birine 11 tanesine batacağım. 2 3 11 zincirime batıyorum. 3 4 5 6 Şimdi burada 11'in içerisine 1 battım. 2 battım. 3 battım. Tekrar bütün zincirlerime sayılarını sayarak 11 tane de burada sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 7 8 sık iğne dedim pardon çakma tarafta 9 10 11 11 de buraya battım çakma trabzanlarımı 11 bu tarafta 11 bu tarafta buraya da sabitliyorum bakın şöyle denk gelecek şimdi 1 2 zincir çektim buraya bir tane batıyorum dip kısma battım şimdi burada tekrar artırma diye toparlama yapacağız şöyle toparlayacağız şuradan bir tane aldım şuradan da bir tane alıp ikisini bir kapattım şimdi çakma trabzan olarak devam ediyorum 1 2 3 4 5 başına bir kere dolayıp çıkıyorum 6 7 8 9 10 11 şimdi 12'yi yapmıyoruz şuradan bir tane alıyorum şuradan bir tane alıyorum hepsini bir kapatıyorum şimdi buradan şey başına dolayarak öbür sıra başına kadar hepsini çakma trabzan yapıyorum sayılarımız aynı eşit olacak Şimdi burada tekrar çakma kaydırma tekniğiyle kapattım. Bir iki zincir çekip dibine battım. Bakın bir çakma trabzan buraya yapıyorum. Sonra bir buradan bakın kesme yaptığım yerden tekrar bir buradan alıyorum. Bir buradan hepsini bir kapatıyorum. Artık azaltıyoruz. Azaltarak ucuna kadar gideceğiz. Hepsini kapatarak. Şimdi buradan artık 10 kalacak burada 10 9 8 o şekilde tamamını kapatacağız karşılıklı şimdi burada tam benim kapatma yeri şuraya bir tane yapıyorum bir buradan alıyorum bakın tam net göstereyim bir buradan alıyorum bir buradan üçünü bir kapatıyorum şimdi başına dönüp karşıya
Bunları sık iğne olarak kapatıyorum. Bunları da çakma trabzan örüyorum. Bak yavaş yavaş o kendisi şekillenmeye başladı. Şimdi buradan 2 zincir çekerek dibine batıyorum. Tekrar buradan. Bakın benim kapattığım yer burası. Hemen buradan alıyorum. Buradan alıyorum. Kapatıyorum. Tekrar öbür ortaya kadar geliyorum. Ortada da tekrar kapatma işlemini uyguluyorum. Ta ki 2-3 tane kalana kadar uç kısma kadar kapatıyoruz. İkisinin de sayıları aynı olacak. Bakın bunu alıyorum. Tam burası kapatma yeri. Eksiltme yeri. Eksiltiyoruz. Eksilttim. Karşıdan başını dolayarak çakma trabzan yapıyorum. Şimdi eksiltme yerine kadar bu şekilde geliyorum. Eksiltme yerine tekrar eksilteceğiz. Şimdi buraya karşıya geçiyorum. Geçtim. Bakın bu şekilde eksiltiyoruz artık. Şurada buralardan çıkıyor bu şekilde. Şimdi başına 2 zincir çektim. Dibine battım. Başlama yerinden. Buradan eksiltiyorum. Eksilttim. Tekrar öbür sıraya kadar 2 3 4 5 6 7 8 kaldı arada. Şimdi buradan alıyorum, buradan alıyorum, kapatıyorum. Şimdi buraya kadar kapatıp geliyorum. 8 de burada var. Hemen karşıya geçip kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. 2 zincir başlama yerine tekrar batıyorum ve buraya tekrar kaydırıyoruz. 1 2 yani kapatıyoruz, eksiltiyoruz. Burada da 7 kalacak şimdi. Bu şekilde 7 6 4 3 diye giderek bunu ben kapatıp geliyorum onlar. Her seferinde buralardan eksilteceksiniz. Şimdi az kaldı. Buradan tekrar eksiltiyorum. 3 falan kaldı. 1 2 aradaki trabzanları sayıyorum. 2 3 sayılarına dikkat edin. Aynı sırada olsun. Kulaklarınız dengeli olmaz. 3 şuraya da batıyorum. Karşı hemen sabitliyorum. Başladığım yerden 2 zincirin oradan. Dibine batıyorum. Şimdi buradan eksiltiyorum. 1 2 eksilttim. Hem buradan alıyorum hem buradan. Şimdi 1 2 3 3 kaldı artık. Hemen kapatıyorum. 1 2 3 kaldı. Şuraya zincirimin olduğu yere kaydırma tekniğiyle sabitliyorum. Buraya uç kısmını özellikle göstermek istedim ki burada kafanız karışmasın diye. Buradan aldım. Buradan alıp kapattım. 1 2 kaldı. Buradan alıp buradan alıp kapatıyorum. 1 2 kaldı. Şimdi buraya geçiyorum. Şöyle sabitliyorum. 2 zincir dibine batıyorum. Şimdi bir buradan alıyorum. Bir buradan kapatıyorum. Bir kaldı arada. Şimdi buradan alıyorum. Buradan alıyorum. Kapatıyorum. Bir kaldı arada. Şimdi buraya sabitliyorum. Evet. Bakın şimdi eşitleyeceğiz burayı. Şu şekilde. Bir sıram kaldı zaten. Tam olmuş hanımlar. Kulak. Bir sıramız kaldı. Bir sıramızı ördük mü kulağımız bitti.
Şimdi buradan eksiltme yeri burası, aldım. Bir de karşıdan aldım ve burada sayımı bitirdim. Bir buradan aldım, bir buradan aldım, bitirdim. Şimdi son şeyde şu şekilde burayı kapatmayacağım ki buradan pompon yapacağız. Pomponumuz var. Yapacağız çünkü pompon yapacağız. Küçük küçük pomponlar yapacağız. Kulağımızda bu şekilde bitti hanımlar. Şimdi şu kurdalesine geçelim. Kurdalesini ben daha önce yaptığım için hemen kısaca anlatacağım. Bir sihirli halka yapıyoruz. 4 zincir çektim veya 3 zincir fark etme ama 4 çekim burada kenardan. Başını 2 defa dolayıp sihirli halkamın içine 1, 2, 3 defa da çıkan trabzan yapıyorum. 2 defa doladım. 1, 2, 3 defa. 2 defa doladım. 1, 2, 3 defa. 2 defa doladım. 1, 2, 3 defa. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane oldu. 5 tane. Buraya trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. İçerisine batıyorum. Acele etmek istemiyorum. 4 zincir. İçerisine tekrar bir üçlü trabzan. 5 tane. 1, 2, 3. 2 defa doladım. 3. 2 defa doladım. 3 defa çıktım. 5 tane trabzan da buraya. 1, 2, 3, 4 zincir çekip dibine battım. Ve ipimi buradan uzunca kopartıyorum. Yani kesiyorum. Kestim. Sonra buraya şu ipimiz, şu sihirli halka olan ipimiz çekiyoruz onu. Bir kere şöyle dolayalım bunu. Elimizde sabit kalsın. Onu da ters yönden doluyoruz. Şu şekilde. Şurayı da rahatlatarak. Ters yönden birkaç defa dolayın. Kurdalemiz hazırdır. Birkaç defa dolayın gene. Şöyle arka yönünden bunu bağlıyorum. Şu şekilde. Hangisini isterseniz, dilerseniz onu dikerim ben de hangisi güzelse. Hepsi aynı çünkü sayıları. Bakın bu şekilde. Kurdalemiz hazır. Şimdi ön aksesuarına geçeceğiz. Hemen onu da yapalım. Ben şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çekiyorum. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8 zinciye batıyorum şu şekilde. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım buraya. Şöyle bunu da şöyle çeviriyorum bakın. Bunu da buraya çeviriyorum. Geri kalanla şu şekilde. Bu kaç taneymiş hemen zincirimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane daha yapacağız. 8'li olacak. Hemen buradan bunu da böyle kaydırma tekniğiyle buraya birleştirdim bakın. Şöyle göz olacak bunlar şu şekilde. Şimdi buraya sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi buraya trabzanlar yapacağız. 3 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle altı şöyle orta yerden şu şekilde ben burayı sabitliyorum bakın. Altıncı trabzanımı göz aksesuarını yapıyoruz. Şimdi şuraya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi buraya 3 zincir çekip dibine batıyorum. 3 zincir çektim, dibine battım.
Burada kaç tane yapmıştık? 1, 2, 3 sık iğne. 1, 2, 3 sık iğne. Tekrar buraya şu şekilde bakın. 1. Burayı bütünleyeceğim ben sık iğnesini. Tamamına. Bütünlüyorum. Şu şekilde. Burada başlama noktası olduğu için şöyle kaydırıyorum bakın. Şu şekilde oldu. Onu şu şekilde takacağız. Buraya tekrar sık iğneyle şuraya şöyle yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Trabzan yapayım buna ben. Buraya bir tane trabzan yapacağım. Dibine batıyorum dip kısmına. 3 zincir çekip tekrar dip kısmına battım. 3 tane de buraya yan yana yapacağız. Onun için sık iğneyle gideceğim öbür tarafa. 3 tane sık iğne, zincirimin içerisine 2 tane. Şöyle yuvarlaklaştırıyorum, yuvarlaklaştırıyorum. Diğerlerine tekrar sık iğne, altı trabzanımıza. Şimdi buraya da bir sık iğne, karşıya da bir sık iğne, altı trabzanımıza tekrar sık iğne. Eğer küçük ebatlı şapka isterseniz, küçük yaş grubuna ben uyarlayamıyorum, zorlanıyorum diye yazarsanız, küçük yaş grubu için de ayrıyetten anlatırım başka renklerle. 2 zincir battım buraya. 2 zincir. 1, 2, 3. Hemen 3 zincir batıyorum buraya. Şurası eşit olması gerekiyor. Dördüncüye 1, 2, 3 zincir. Başına doladım. Trabzan. 1, 2, 3 zincir. Dibine batıyorum bakın. Buraya dip kısma battım. 1. Buraya kaydırma tekniğiyle gideceğim. Şu şekilde. 1. 2. 1, 2. Üçüncüye tekrar aynı işlemi yapacağım. 1, 2, 3 zincir. Başını bir kere doladım. Buraya trabzan. İkili. 3 zincir. Hemen dip kısma battım. Bu şekilde. Hemen kaydırma tekniğiyle bunun şunun dibine kadar gidiyorum. Gördüğünüz gibi. Çok güzel aksesuar oldu. Bunu buraya dikeceğiz. Şimdi kulağımız bitti. Kurdelemiz bitti. Ve pomponumuz kaldı. Pomponlarda küçük pompon yapacağız zaten. Şöyle iki elinizle şöyle dolayın istediğiniz büyüklüğe kadar. İki elinizle. Küçük pomponlar. Şunu şuradan keseceğim. Sıkıca bağlayacağız çünkü oraya. Şöyle ara boşluktan tığımı geçiriyorum. Parmağımın arasından. Şöyle ipimi de buradan geçireceğim. Çok kolay pompon. Şöyle ipimi alıyorum. Şöyle tekrar ara boşluktan ipimi çekeceğim. Tığ yardımıyla. Küçük olduğu için tığ yardımı kullanacağım. Şimdi buraya tutuyorum şuraya. Şunu da şu şekilde tutabilirsiniz. İkisini bir buraya bağlayacağım. Bak, ikisini bir bağladım. Sıkıca bağlayın. Sonra bunları keseceğiz. Küçük dediğim gibi pompon yapacağımız için uzunca yaptım zaten bunu ben kestim. Şöyle kenarlarından kırkarak pomponumuzu ayarlıyorum. Küçücük. Hazır pomponlar var, onlardan da takabilirsiniz. Ben bunu şimdi düzeltiyorum. Öbürkünü de yapıyorum. İkisini bir takacağım şeye. Kulaklara. Kızlar ben bir tanesini diktim. Şapkanın şeyini. Kulağını. Şimdi şu diğer kulağa geçeceğiz. Nasıl? Onu şimdi anlatacağım.
kısa kısa anlatmaya çalışıyorum. Ama çok da kısa tutup da anlaşılmayacak şekilde de olsun istemiyorum. Şimdi şu beyaz ipimle beraber bunları hepsini çekiyorum. Beyazı da alıyorum içerisine. Şöyle arka yönden hepsini çekiyorum. Beyaz da bunu buraya sabitleyeceğim çünkü dikme işlemi yapmadan. Bunu böyle buraya sabitledim. Çok kısa olmayacak şekilde kestim. Bakın o şöyle sıkıca duruyor burada. Tabi biraz gevşek olmuş benim ipim. Sıkmamışım iyice. Bakın şuradan şöyle sabitleyebiliriz onu. İç kısımdan güzelce sabitle, sık olsun. Amaç o. Pompon şey olmasın, kaymasın. Bu şekilde tamamdır. Bu şekilde pomponumuz hazır. Çok güzel oldu, pomponumuz da küçücük. Şimdi dikme işlemine geçiyorum. İğnemi hazırladım ben. Şöyle ikiye şapkamı böldüm. Öne gelecek şekilde arka dikişlerinde başlamıyor, bitişlerinde arkaya getirdim. Şöyle şapkamı şuradan ikinci trabzanın olduğu yerden 1, 2, 3, 4, 5 trabzana kadar dikeceğim. Şimdi şu ipimi, iğnemi alıyorum ipimden. Şöyle bakın buradan. Şöyle sabitliyorum buraya. Sonra geri kalan ipini oradan keseriz. Şöyle çapraz bir şekilde trabzanlardan alarak dikiyorum. Bunu sonra dikme yukarıya kaldırma işlemi yapacağız. Bakın bu şekilde. Bir tarafını dikin, ikinci tarafı da onun şekline göre ayarlarsınız. Bakın bu şekilde ben bunu diktim. Şimdi şöyle özünü çevirerek bunu şuralardan batarak, şu kısımlardan batarak biraz hanımlar dik durması kulaklar büyük olduğu için zor. Onun için ben aralarda şöyle bir teknik yaptım. Şu iğnemi bu taraftan alayım size göstereyim. Dik dursun şapka diye şu iç kısımdan, tepeye kadar gittim. Ara ara ipimi buradan getirdim. Şöyle buradan tekrar iç kısımdan şu diğer yönden alarak şöyle iç kısımdan getirdim. Buraya boşluğa kadar. Bakın. Buraya bir sabitleme işlemi yapmış oldum. Kulakta güzel dursun diye. Biraz sabit dursun diye. Bakın. Şöyle. Sabit dursun diye. Bu taraftan iyice dikiyorum. Biraz bu tarafa doğru yatırmak için. Şuradan trabzandan alarak. Şöyle bir sabitliyorum bunu da. Şöyle. Bu tarafa da getiriyorum. Şimdi buradan tekrar iç kısımdan bunu 2-3 defa 3-4 defa yaptım. Şapkamız dik durur belki diye. Şimdi tekrar aynı yerden fark etmez. Sadece dışına dikiş gelmesin kulağımızın. Nasıl getirdiğiniz fark olmaz. Şimdi bu şekilde kasmasın çok diye hemen tekrar asılıyorum buraya düzelterek asılır. Şapkamız kulak kasmasın. Şimdi öbür yönden şuraya bir bu tarafa geçiş yapıyorum. Şu şekilde hem toparlıyorum. Arka yönde olan iplerimi sonra keseceğim.
Dikişte kaldı zaten. Şöyle iyice dik durması için. Artık kafanıza göre sabitleyin bunu dik durması için. Kulaklar biraz uzun olduğu için birazcık zor duracak. Ama giyince durar o. Ondan emin olun. Bakın bu şekilde. Daha da ben dikmeye, kulakları ön tarafa doğru getirmeye çalışıyorum. Şöyle. Şimdi öbür aksesuardan dikeceğim. Çok fazla uzatmayayım. Kurdalemin birini diktim. Birini de şöyle dikiyorum. Bakın. Şöyle. İkisi de eşit mi diye bakıyorum. Eşittir. Şöyle dikiyorum. Bakın şu şekilde. Hepsini dikeceğim. Şöyle ara ara boşluklarla dikin. Kurdali iyice sıkıca dikmeniz gerekmez. Tutsun yeterlidir. Şuradan tekrar şöyle dikiyorum. Şöyle dikerek bitiriyorum burayı da. Şöyle kurdalemiz güzelce açılsın. Ona dikkat edin. Şimdi ön yüzünün aksesuarını dikeceğim. Göz kısmını. Şöyle bunu da çekiyorum buradan. Da burada kesiyorum. Ve şapkamızın içi aksesuar ön bölüm bitmiştir. Şimdi alnına geçiyoruz. Alnına da şöyle dikeceğiz. Bunu da şöyle dikeceğiz. Hemen ipimi takıp geliyorum. Şimdi alnına gelen kısmını şu şekilde dikeceğiz. Biraz da aşağıya dikebiliriz. Şöyle hemen alnına geldiğine emin olun. Şuradan ben bunu şu karşıya bir sabitleyeceğim önce. Ki kaymasın dikerken. Şu şekilde. Bunu da bu şekilde dikeceğim. Dikkat et. İşte alnına gelsin burası. Hemen bunu da sabitleyip geliyorum hanımlar. Artık bitti. Videomuz. Şöyle trabzanlarda sabitleyelim ki çok kalkmasın havaya bunlar. Şöyle biraz iç kısımdan. O şekilde. Şunları da sabitliyorum. Çok fazla buraya yuva oluşturmayalım. Şurayı da dengeli şekilde getireceğim. Şu şekilde. Hemen karşıya geçiyorum. Buraya da dengeli bir şekilde dikmeye çalışın. İnşallah yamuk olmamıştır. Buraya da isterseniz siyah göz koyabilirsiniz siyahtan. Artık onu da siz ayarlayın. Ben video arkası koyarım belki. Göz de koyabilirsiniz. Siyah ipten de yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Sabitleyip geliyorum. Bakın. Bu şekilde. Kulaklarda. Şapkamızda. Bu şekilde bakın. Büyük şapka tabii ki. Büyük şapka olduğu için. Buralara göz takarsanız daha da net olur. Bakın kulaklarımız bu şekilde. Giyince dik duruyor hanımlar. Gördüğünüz gibi. Çok da güzel şapka oldu. Büyük ebat oldu. Şimdilik abone olmayı, beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.